saatlerinde koronavirüse mucizevi işaretler. ...2020 yılı başında Çin'in Wuhan kentindeki ilk hastalık vakalarıyla ortaya çıkan COVID-19 adlı koronavirüse, Kur'an-ı Kerim'in Müddessir suresinde çok açık işaretler vardır. Ahir zamanda gerçekleşen dünya çapındaki çok büyük bir olaya yoğun işaretlerin bulunduğu Müddessir suresi 56 ayettir. Müddessir kelimesinin anlamı. Müddessir kelimesi örtünen, zarfa, kılıfa giren anlamlarına sahiptir. Hatta İngilizce meallerde Müddessir suresinin tam karşılığı the one enveloped, yani zarflı, örtülü, kılıflı olan şeklinde tercüme edilir. Burada son derece dikkat çekici olansa Müddessir kelimesinin karşılığı olan enveloped, yani zarflı, kılıflı teriminin birebir koronavirüs için de kullanılmasıdır. İngilizce tıp literatüründe koronavirüsler enveloped virüsler olarak tanımlanır. Yani İngilizce'de hem koronavirüsün tıbbi sınıflaması hem de Müddessir'in kelime karşılığı birebir aynıdır. Her ikisi için de enveloped, yani zarflı kelimesi kullanılmaktadır. Koronavirüs, enveloped virüs. El Müddessir, the one enveloped. Müddessir suresi 1. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey bürünüp örtünen! Ya eyyuhel müddessir! Anlamı, ey örtünen, gizlenen, zarfa, kılıfa giren. Zarflı virüslerden olan koronavirüslerin ilginç bir özelliği, envelop denilen dış bir çepere sahip olmalarıdır. Koronavirüs, içinde bulunduğu hücreden dışarı çıkarken, o hücrenin zarını kendi üzerine adeta bir örtü gibi sararak, kendini kılıfa sokup gizleyerek çıkar. Bu sayede diğer virüslere nazaran vücudun bağışıklık sistemine karşı özel bir gizlenme sağlamaktadır. Bu şekilde örtünüp gizlendiği için bağışıklık sistemi virüsü tespit edememektedir. Burada koronavirüsün hücreden dışarı çıkarken kendini hücre zarından edindiği kılıfa sokup örtmesi ve gizlemesi görülmektedir. Kısaca koronanın müddessir kelimesinin örtünen, örtüsüne bürünen, gizlenen, zarfa giren, kılıfa giren şeklindeki bütün anlamlarını üzerine taşıması çok açık bir Kur'an mucizesidir. Müddessir suresinde bugüne kadar dünya çapında görülmemiş böyle bir salgın hastalığa ve onun sebebi olan koronavirüse bu derece olağanüstü uyumlu ifadelerle dikkat çekilmesi ahir zamandaki sayısız harikalardan biridir. Müddessir suresinde koronaya yönelik mucizevi işaretler yalnızca bunlarla da sınırlı değildir. Müddessir suresi 2. ve 3. ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kalk ve bundan böyle uyar. Rabbini tekbir et, yücelt. Kum fe enzir ve rabbike fekebbir. Kalk, artık uyar ve Rabbini yücelt. Korona bugün Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi süper güçleri bile çaresiz bırakan, günden güne daha fazla insan nüfusunu etkisi altına alan ve bugüne kadar görülmemiş bir yayılma hızına sahip bir salgın hastalıktır. Korona hem hastalık yönüyle hem de karantina gibi önlemler nedeniyle ekonomiden siyasete her alanda oluşturduğu etkiyle tüm insanlığa bir uyarı içermektedir. Tıbbi, ekonomik, siyasi, sosyal ve psikolojik alanda tüm tedbirler en fazlasıyla alınmakla birlikte Allah'tan başka sığınılacak bir güç olmadığını, yegane kurtuluşun Allah'a yönelip dönmek ve ona tevekkül etmek olduğunu gösteren açık bir uyarı niteliğindedir. Müddessir suresi 4. ve 5. ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp uzaklaş. Ve siyabeke fetahhir ve rücse fehcur. Ve elbiseni temizle ve pislikten uzaklaş. Korona ile ilgili bu kadar mucizevi işaretin yer aldığı Müddessir suresinde yine koronanın insanlığa hatırlattığı çok önemli bir konu olan temizlik konusuna da dikkat çekilmesi ayrı bir harikalıktır. Görüldüğü gibi ayette iki önemli konuya dikkat çekilmektedir. 1. Kıyafet temizliği. 2. Pislikten uzak durma. Bugün sağlık kuruluşları koronaya karşı en önemli tedbir olarak aynen ayette belirtildiği gibi iki temel öneride bulunmaktadırlar. 1. Vücut ve kıyafet temizliğine, hijyene önem vermek. 2. Pis şeylerden uzak durmak. Müddessir suresi 7. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve Rabbin için sabret. Ve Rabbike fasbir.
Koronavirüs hem hastalık yönüyle hem de karantina, sokağa çıkma yasağı, kapatılan iş yerleri ve bunlar gibi önlemler nedeniyle tüm insanlık için sabır gerektiren olaylara neden olmuştur. Allah, insanlara kendisi için sabır göstermelerini hatırlatmaktadır. Müddessir Suresi 17. Ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. Seur hikuhu sa'üda. Bilindiği gibi alabildiğine, yani aşırı sarp bir yokuşa çıkmaya çalışmak, bir süre sonra nefes darlığı, solunum güçlüğü, boğulma hissi gibi rahatsızlıklar verir. Koronavirüsün en önemli etkilerinden biri de akciğer ve solunum yolları üzerindedir. Başlıca semptomları arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı sayılmaktadır. Daha ciddi koronavirüs vakalarında zatüre ve ağır solunum yetmezliği görülmektedir. Bu ayette koronavirüsün bu etkisine dikkat çekilmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Müddessir Suresi 26. Ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onu sekara yaslayacağım. Seuslihi sekar. Ayette geçen sekar kelimesinin Arapça kök anlamı beyne acı veren sıcaklıktır. Korona enfeksiyonunda yüksek ateş ilk ve en belirgin semptomlar arasında olmakla birlikte bu rahatsızlığı ağır biçimde geçiren vakaların belli bir bölümünde ateş şiddetli derecede yükselmektedir. Müddessir Suresi 29. Ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Beşere derecesine susamıştır. Levvahatun lil beşer. Bu ayet koronavirüs nedeniyle çok fazla can kaybolmasına işaret etmektedir. Müddessir Suresi 30. Ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Üzerinde 19 vardır. Aleyha tis'ate aşer. 2019 yılı sonunda ortaya çıkan, bugün neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan ve yayılma hızı geometrik bir biçimde artan salgın hastalığın resmi adı COVID-19'dur. COVID-19 salgın hastalığının isminin üzerinde de aynen ayette ifade edildiği gibi 19 sayısı vardır. COVID-19 hastalığına ve bu hastalığa neden olan COVID-19 virüsüne dikkat çeken çok sayıda işaretin, aynı zamanda Kur'an'ın çok büyük bir sayısal mucizesi olan 19 mucizesinin geçtiği Müddessir suresinde yer alması da ayrı bir mucizedir. Müddessir Suresi 31. Ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu ise beşer için yalnızca bir öğüttür. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ. Allah, ayette kendisinden başka kimsenin bilemediği ordulardan bahsetmektedir. Bugün koronaya karşı dünya çapında bir savaş ilan edilmiş durumdadır. Ancak savaşanların karşısında görünmeyen gücü, etkisi, hızı ve oluşturabileceği yıkım ancak tahmin ve varsayımlarla kestirilmeye çalışılan gözle görünmez, elle tutulmaz bir ordu vardır. Bu savaşı Amerikan Başkanı Donald Trump 19 Mart Perşembe günkü basın toplantısında şöyle ifade etmektedir. Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmadaki mücadele bizim büyük savaşımızdır. Bu bir medikal savaştır. Bu savaşı kazanmamız lazım. Bu çok önemli. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri bu durumu oldukça güzel tarif etmektedir. Sizden istediğim şeyin hiç görünmemiş bir şey olduğunu farkındayım. Ama durum bunu gerektiriyor. Savaştayız. Başka bir orduya ya da ulusa karşı savaşta değiliz. Ama düşman tam burada. Görünmez, yakalanması zor, ancak ilerleme kaydediyor. Allah 31. ayetin sonunda bunun insanlık için yalnızca bir öğüt olduğunu tekrar hatırlatmaktadır. Demek ki asıl yapılması gereken Allah'tan gelen uyarı ve öğütlere kulak vermek, düşünce ve davranışlarını ona göre düzeltmek ve yönlendirmektir. Müddessir Suresi 35. ve 36. ayetler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten o büyüklerden biridir. Beşer için bir uyarıdır.